Efendim, gövdemizin üstünde vardır baş. Ekranlarınıza geliyor tarihi bir taş. Kocaeli Kandıra'dayız. Yoğurduyla, mandasıyla, kestanesiyle, peyniriyle, organik insanlarıyla güzel ilçemizde sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi şu anda Kandıra'dayız. Kandıra'da halk pazarındayız. Tabii şu ablama bir bakın önce. Yakın plan şöyle bir ablamı göster. Gördüğünüz gibi yanaklar pancar gibi, gözler kan kırmızı. Kilo da benim gibi böyle hafiften toplu diyelim ama güçlü diyelim. Sebebi ne? Yoğurt. Yoğurt. Süt. Yoğurt. Süt kaymağı. Bak 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 bak. Ben söylemeden kendi söyleyeyim. Buyur söyle bakalım. Ne işe yarar bu yoğurtlar anne? Bu yoğurt kemik erimesini önler. Mando sütü veya mando yoğurdu şekere birebir. Kaç kilo annem bu? 2 kilo. 250 gram. 300 gram geliyor. Kaça veriyorsun bunu? Manda yoğurdu 20 lira. Bu manda mı ama? Hangisi? Karışık mı? O elindeki manda. Sade manda. Sırf manda. Sırf manda. Öbürü ne? Bu da sade manda. Evet. Bu inek yoğurdu. Evet. Bundan manda karışık. Ha. Biz bunlardan anlayacağız hangisi manda, hangisi inek yoğurdu, hangi manda abi, karışık. İnek yoğurdu biraz zıvık olu. Zıvık. Kendini cıvık. Cıvık olu. Ha. Evet. Manda yoğurdu alt ıslasan dökülmez. Allah kendini Allah. Tutar. Tutuyor evet bak. Evet abi. Hiç hareket çekmiyor. Şekere, bronşide birebir. Sen yiyor musun? Bir oturuma bir kova yer misin? Bir oturuma bir kova. İki öğünde yeriz bunu biz. Vallahi ama. Yeriz abi. Annem vallahi. Benim beyle beraber. Beyle beraber. Ellere bakar mısın değerli izleyiciler? Vallahi. Abi manda kaymağı bu, manda kaymağı. Vallahi vurdum mu adam öldürürüm. Herhalde. Sağ ol. Evet, Kandıra dedim mi? Ne demişler? Kandıra'da manda. Abi, şimdi bu mandalar örülerimizde kekik otları oluyor. Bunları yedikçe sütlerimiz ta değerleniyor. Diyorsun. Tabii ki, her şey. Ne zavrusun, yoğurdu köye götürmüş. Göttüm abi. Bekledim gelmedin, yoğurdum da yetmedi müşterime, gitti. Evet. 2 kilo 250 gram diyorsun. Evet abi. 15 liraya veririm diyorsun. Organik manda yoğurdu diyorsun. 20 lira abi. 20 lira, ha öbürleri olmuş. Evet abi. Manda sütü. Bunu kaynat kaynat iç. İnek sütünden bunun da ayrı. 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 Bunun içinde abi. Su yok diyorsun yani. Su olur mu abi? Şimdi bunu biz kaynadık an mesela tam kaynatma zamanına geldi mi? Kepçelen biz bunu karıştırdıkça buharı süt suyunu atar yukarı. Yukarıya atar. Atar. Bu yol ondan gider mi? Bozulmaz değil mi? İstanbul'a git gel. Kaç saate kadar bozulmaz? Bozulmaz abi hiç. Ver bir manda daha ver. İki tane kaldı. Ver bir manda daha ver o zaman. Manda ver bak. Anlarım bak mandada. Manda abi. Manda. Bak manda dökül manda. Bu mandalar ben kendim güderim. Yaylaya çevirim, otladırım, savarım. Bunları aldık. Bir de süt yaparım var. Yaparım abi. Bir de süt ver o zaman. Süt de veririm. Bir de manda sütü ver. Kaç para borçlandık? 50 lira. 55 lira. Ya 5 lirada indirim yap anne ya. Allah Allah ya. Bak biz de seni iyi kötü reklam yaptık ya. 50 liraya anlaştık. Evet değerli izleyiciler, burası Kandıra, her yer mandıra. Tabii ki mandıra olunca manda bol oluyor. Manda bol olunca et, süt, yoğurt bol oluyor. Hazine var içeride, doğru mu? Buyur. Hazine var içeride diyorum. Hazine. Aç bakalım hacı abi ne var bir görelim. Hay maşallah. Abi sen peynire desen bile yapmışsın ya. Tabii. Allah Allah. Ya. Ne peyniri bu şimdi? İnek peyniri. Evet değerli izleyiciler, stili de çekmiş böyle inek peyniri. İnek. Manda yok. Manda yok. Manda yok. Bu arada özün inek peyniri çıkar. Evet. Kaça veriyorsun kilosunu? 20 lira. 20 lira. Ucuz. Organik mi? Organik tabii. Kenarından köşesinden yiyelim ye bakayım. Sen ye. Kendi malın gibi ye. Nasıl? Oo. Bundaki ne? Peynir. Bu ne peyniri? Kışlık peynir. Kışlık. Bu da kışlık. Organik. Alacak götürecek. Organik. Yaş kaç? 75. 75 maşallah. Abi ya. Kestane var tezgahta, fasulye var. Kandıra'nın fasulyesi meşhur mudur? Bu ne kabak çekirdi? Kabak çekirdi. Bu soyulmuş mu abi? Soyulmuş kabuksuz. Allah Allah. Kaça veriyorsun kilosunu? 40 lira. 40 lira? 40 lira. Hmm. Ne işe yarar abi kabak çekirdi? İç hastalıklara birebirdir. İç hastalığı? İç hastalığı. Nedir iç hastalık? Mide, bağırsaklar.
Bağırsak hazmına. 40 lira değerli izleyiciler. Ama evet. Kandıra'nın kabak çekirdeği mi bu? Kandıra'nın kabak çekirdeği. Kendine iyi bak. Öpelim elini o zaman. Eli de cepten çıkarmıyor. Para mı var burada? Paralar, ne? Paralar. He, bakayım. Ne parası ya? Çakı var. Adamsın ya. Hop. Oo, saçlar duruyor değerli izleyiciler. Bakımlı adam böyle. Tabii peynirin, yoğurdun izini yersen böyle. Maşallah olur. Tabii ya, tabii ya. Hacı abi. Efendim. Ne yapıyorsun ya? Bastonu kaybettin. Bastonu çaldı hırsızın birisi. Bize hırsız dedin. Bana hırsız dedin ya. Bak şey yapıyor. Nasıl bir horoz şimdi bu? Ya üflüyorsun. Fevkalade. Ben de üfleyeyim anlamam ki. Aa, üfledim. He? Şimdi hani ikisini alacağım verirse. İkisini alacaksın verirse. Evet. Allah Allah. Dolu mu? Tavuk dolu. Neresi tavuk dolu? İşte onların içinde tavuk mu var? Anlar mısın horozdan? Horoz işte. Horoz olduğunu ben de görüyorum abi. Tavuk gibi durmuyor da. Tamam horoz diyoruz biz. Ama nasıl anlayacağız? İyi horoz mu? Cins horoz mu? Bunlar horoz abi. Abi çok güzel tarif ettim. Bunlar horoz. Gel. Ne yapacağız? Ben alacağım diyor. Ben alacağım. Alo ben biliyorum onu alacağını. He? Alır o. Kimin bunlar ya? Yol ver. Senin mi? Yok ya ne benim. Benim abi benim. Kaç para veriyorsun? Satıyorum mu alıyorum? Satıyorum. İkisi 40 kilo gelir dedi. Abo. Bunlar horoza ikisi 80 lira. İkisi 80, 40 lira. 40 lira tanesi. Abi bu kesimlik mi, beslemelik mi? Bu yemeklik efendim. Yemeklik, bunlar eti horoz. Eti iyi mi olur? Eti iyi olur. Ben bunları buğdayla besledim köyde. Arpa, buğday yedirdim. Etleri güzel olur. İkisi 80, 70 lira verdin mi gider? Pazarlık payı var tabii ki, olabilir. Kardeş mi bunlar? Tabii ki. Aynı yerde büyüdüler. 80 lira diyor. Alırım. Alamazsın. Yap bir pazarlık be. Alamazsın. Ver buna, 70'e gitsin. 60 milyon vereceğim daha. Hayır. O zaman ben... 70 ver. Teyzeciğim nasılsın? İyi. Böyle bitkin bir halin var. Yorgun musun? Yorgunum, çok yorgunum. Yaş kaç? Yaşı ne soruyorsun sen? Bu ayaklıyım işte. Yıkılmadım. Yıkılmadım, ayaktayım bak, diyorsun. Bak neler çıkarttırıyorsunuz bana. Ya bu organik. Tamam, he? Tamam. Senin bahçenin mi? Benim bahçenin. Kilosu kaça gidiyor? 10'aca gidiyor. 10 TL. Ya 5 TL. Anneyi çalıştırmış, kendi manken gibi kalmış. Bak orada bak. Hangi bir ya? Vallahi billahi ya. Kime benziyor bu ya? Ne oluyor lan olsun. He? Hadi bilmiyorum kime benzediğini. Kaç yıllık evlisiniz? 10 senelik. 10 sene mi? Sen ne yapıyorsun? İkinci, üçüncü nikah mı kıydın? Durup durup olsun. Ya öyle görmüyor mu televizyonda? Evet değerli izleyiciler, Kandıra'dayız. Bu tezgahta neler var Hacı abi? Bu tezgahta... Çok bakımlısın maşallah. Bahçe, bahçe. Anneye bakıyorum, bahçe kıskanıyor mu seni? He? Biraz kıskanıyor. Kıskanıyor değil mi? 45 yıllık evlisiniz. Evet. Maşallah. Kıskanıyor. Abi şimdi organik salatalığı nereden anlayacağız? Ya da organik hıyarı nereden anlayacağız? Bahçemden benim, bu kendi bahçemden. Ama nasıl anlayacağız bir şey? Böyle dikenli dikenli mi olur organik hıyar? Hayır, hepsinden var. Mesela bu tohumundan denişiyor. Bu düzü de var. O böyle da organik. O da organik. Bunların hepsi şimdi abicim organik. Evet. Fasulyen, biberin. Evet. Doğru mu? Evet. Şurada ne var? O da biber, acı biber. Oo. Bu nasıl acı biber ya? O da acı biber işte. Cinsi mi böyle bunun? Çeşit çeşit tohumlar çıkıyor böyle. Yakar mı bizi? Yakar. Çok mu acı? Biraz acı. Sen yiyebiliyor musun? Ben yemekle yiyorum. Allah Allah. Yemekle. Bunu kaça veriyorsun kilosunu? 5 lira. Kokusu olmaz, acısı olur. Abo, acıymış abi ya. Ya ben sana acı diyorum. Yaktın bizi ya. Aranız nasıl? Doğru söyle.
Ya yani. Ama bak hele. Ara nasıl olacak? Hayır, aranız nasıl? Çok iyi de. Ama çok böyle beyefendi bir adama benziyor ben. Efendi mi? Kendini ziyan etti. Nasıl ziyan etti? Reşber gidecekti, bir mamur olacaktı. Ya Allah'ını seviyorsan bundan bitti. Daha güzellik olur mu ya? Organik besleniyorsun. Cilde bak adamı. Şu yakışıklılığa bak. Sen kendindeki şu nura bak. Sen memur olsaydı İstanbul'da büyük şehirde olsaydı ne olurdu biliyor musun sen? Bilmiyorum. Biz Kandıra'ya 3 saatte geldik. Haberin var mı? 50 kilometre yolu 3 saatte geldik. Bak kasa kasa satıyor adam ya. Sana bakıyor mu? Karnın doyuyor mu? Oha. He? Kasaya dök şunu lan. İsim neydi annem? Hava Günay, Adem Günay. Hava Günay. Onun ismini de sen söylüyorsun. Ben söylerim. Kaç çocuk var Adem abi? 3 çocuk. Allah analı babalı bağışlasın. Ne diyelim? Bir şey diyemez. Sen koysan. Bir şey diyemeyiz. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol, kolay gelsin. Evet değerli izleyicilerimiz, düğün zamanı gelmeden önce kızlar düzerler çeyiz, ekranlarınıza geliyorsunuz böyle koca koca ceviz. Ceviz değil mi? Annem bu nasıl ceviz böyle ya? Güzel. Adama kim vursan adam öldürür nereden ya. Nereden aldın bunu? Burada. Şey, bizim oradan getirdim. Hele bize de çeksin bile cevizle. Senin ceviz mi? Yo. Bahçenin. Ceviz mi? Evet. Abla bu niye böyle ya? İçi nasıl acaba? İçi de güzel. Sen kimden benim aldın? Kafaya vur bakayım bir tane kırılıyor. Vur. Bir vur. Ya. Sen kimden aldın? Ya bir vur. Ya abla vur. Vur sert vur. Ya Allah'ını seviyorsan vur, rica ediyorum. Allah'ını seviyorsan vur, bir şey olmaz. Beton gibi kaf... Ya annem vur istediğin kadar ya. Vur. Aç bakayım, ay. Kilosuna kadar. 20 lira. 20 lira. Vur bakayım. Ulan buradan yarım kilo ceviz alacağım ama bir tek şartla. Kimin? Benim. Tamam anne vur kır. Ama hepsini teker teker kıracağım. Kır, bir şey olmaz, vur. Vur, kırıldı mı? Kırıldı. Vur. Aç içini öf. Koy oraya, teraziye koy. Teraziye alacağım ya, yarım kilo. Ya hepsini niye kıracağız? Anne ben yarım kilo alacağım kafamda kırma şartıyla. Anne bir tane de sen kır. Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan kır. Ya vur kafaya, bir şey olmaz ya. Vur. Vur. Cezayı mı koyduracağım? Vur. Ben davacı değilim, sen rahat ol. Evet. Anne bunlar niye böyle iri ya? Bunlar yaş yenen ceviz. Yaşken. Nasıl yaşken? Yani şey o. Hangi yaş? Şu yaş değil yani, taze. Tut sen şunu. Sen taze, şunu tut yine bakayım. Bu. Tut bakayım. Kurutulmayacak bu tut. Ama. Öylesi de yeniyor canım da. Ama bu şimdi yaş mı kuru mu bu? Şimdi kuru da. O yaşken yeniyor. E bunu ne yapmak lazım şimdi? Yiyeceğim, böyle kuru yiyeceğim artık. Allah zamanı Allah. Geçmiş çünkü. Anne sen de kırmak istiyor musun? Ha? Dur bir tane de kendi kafamda kırayım. Anne sen kır, sen iyi kırıyorsun. Sen iyi kırıyorsun kafada. Vallahi gel şöyle. Allah'ını seversen gel. Vur kafaya, kır şunu ben. Bunu vur. Bunu ekeceğim ben. Bakalım ceviz mi sağlam, benim kafam mı sağlam? Bak bunu ben akşam kırdım. Bu şey, işte bunda. Ne kadar kilosu bunun? Bu da 30 lira kilosu. Allah'ını seversen vur. Ey yavrum benim, ne kafa var. Vallahi kırdım, görüyor musun? Güzelmiş de. Vallahi billahi. Bu güzel çıktı. Harbiden yemin bu güzel etme, çıktı. Yemin etme. Al bakayım. Bunlar zamanı şifa gelip, olsun, al. Yağmurla yağdı da ondan böyle şey oldu. Kırılan kafayı yerine getirmek için ceviz akıllı yapar, zeka yapar diyorlar. Hadi ben de. 3 kuruşluk aklımız vardı, o da gitti. Neyse annemler için feda olsun diyorum. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi Kandıra pazarında az önce kafamda cevizler kırıldı ancak hafızam yerinde, gördüğünüz gibi etkili ve akıcı konuşmaya devam ediyorum. Demek ki hafıza kaybına uğramamışım. Şimdi olmazsa olmaz bal. Demişler ki Kandıra'ya geldiğinde biraz kal, karşınızda organik bal ve ilk defa gördüm, bunu helva zannettim ama helva değilmiş. Nedir abim bu? Tartı. 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 Tartalım abi. Sütün kaymağından yapılan ateşte, tencerede en az 2 saat kaynayıp bu hale geliyor. Sonra? Sonra kahvaltıda yumurtayla ıspanak pilav. Bak, bunu atacaksın içine. İçine atıyorsun. Yağ gibi katacaksın. Evet, yağ gibi katıyorsun. Ondan sonra? Ondan sonra senin ellerini, benim gözlerimi açıyor. Yok, bağlayacağız. Allah Allah. Senin ellerini, benim gözlerimi.
Sonra? Masaya beraber oturacağız. Hangimiz aldatırsa o fazla yiyecek. Allah Allah. O evet, kadar lezzetli evet, diyor. Evet, evet. Abi sen işi çözmüşsün ya. Tartı değerli izleyiciler. Evet. Kaymaktan yapılıyor. Kaymak. Bir nevi kaymak. Bir nevi manda kaymağı. Yoğurt. Yoğurt kaymağı. Yoğurt süt kaymağı. Bal organik midir abi? Organik. Nereden anlayacağız organik bali? Organik bal. Senin mi bu? Benim. Aç kapağını abi. Açayım. Aç. Nereden anlayacağım? Ben balı nereden anlayacağım? Şimdi mesela? Balı bir bakacaksın. Baktım. Tadına bakacaksın. Tadına bakayım. Tadına bakacaksın alacaksın. Eşek arısı. Bal arısı. Bal anlamam arısı. Ki abi. Evet. Nereden bileceğim şeker basmadığını? Şeker basmadığını. Doğru diyorsun. Nereden anlayacağız? Bunun içine bir tane kürdan sokmamız gerekiyor. Ondan sonra? Kürdan parmakla anlayamayız. Olmaz. Evet. Bal yanmaz kesinlikle. He. Balı yakamazsın. Yanmaz. Kesinlikle. Abi, balı yakamazsın. Anladım, biliyor musun? Alırsın organik acı biberi. Evet. Bak acı biber bu değerli izleyiciler. Organik acı Kandıra biberi. Sivri biber acı. Yiyen var ya tutuşuyor buradan İstanbul'a koşarak gidiyor. Bunu hafiften bandırırsın. Balın sahibine dersin ki balla biberi bir arada yiyebiliyorsan evet. Bu organiktir dersin. Hop ağzını açarsın. Evet. 10 numara. Hayatında hiç biberli bal yedin mi? Yedim. Bak şimdi yedim. Şimdi yedin abi. Nasıl abi? Mükemmel. Vallahi mükemmel. Aha ben de bakacağım. Eğer balın tatlısı biberin acılığını bastırıyorsa bu bal organik baldır değerli evet. izleyiciler. Bastırı. Şifa olsun abi. Şifa olsun. Abim çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Yüzünüzden gülücük, bedeninizden sağlık. Allah razı olsun. Eksik olmasın. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, ömrümde ilk defa biberle bal yedim. Gayet güzelmiş. Değerli izleyiciler, Kandıra'dayız. Gördüğünüz gibi rakım oldukça yüksek. Sonbahar, ağaçlara renkler yansımış. Hacı abi onu çekeceğimizi anladı. Kamerayı görünce şapkayı mapkayı düzeltti. Ama o şapkanın altında kel gözükecek mi? Yoksa saçlar gür mü? Birazdan göreceğiz. En yaşlı çobanlardan biri. Azığını merak ediyorum. Spor bir çanta giymiş. Sırtında spor bir çanta var orada. Acaba azık ne var? Selamun aleyküm. Selam, hoş geldin. Abi ne haber? İyi, şükürler. Keyfin nasıl? İyi, şükürler olsun. Yok bir yaramaz. Saç sağır. Ağarmış saç sakal. Ya şimdi bugün Kandıra'ya gideceğim. Tıraş olacağız ya. Tıraş olacağım. He, öyle bakımlı adamım yani. Diyorsun normalde. İyiyim, şükürler olsun. Kendime Allah, bakarım Allah, diyorsun. Allah'a bin şükürler olsun. Ama dişleri erken dökmüşsün benim gibi. Dişler döküldü, dişleri niye? Yaptıracağız. Allah Allah. Kim ya döktü oğlum. Dişleri, yenge mi? Ya. Yok ya. Hayat döktü. Yoksa böyle gidecek? Cevizleri, fındıkları, kırakırı ondan mı gitti? Ama yaş 63 olmuş. Bu yaşta artık gider yani. Gider. Saç yerinde duruyor mu? Saç da yok. Ve değerli izleyiciler bir kez daha saç da yok. Maalesef bu hareketi yapmak istemiyorum ama 100 üzerinden 99 takke düştü kel göründü oluyor diyor. Hava yağmurlu kafa üşütmeyelim. Ama yine var sağda solda biraz var. Var var. Sağda var, solda var, biraz var. Var. 63 yaşındayız. Evet. Abicim sopamız nedir? Kızılcık mıdır? Çam mıdır? Gürgen midir? Meşe midir? Bu çınar ağacı. Çınar. Çınar kurumuş çınar. Kurumuş çınar. Evet. İsim neydi abi? Ramiz. Ramiz abi. Efendim. Kaç yıldır buyur. Bu işte haşır neşir oluyorsun? Valla ben emekliyim. Evet. Evet. Şimdi baktım gördüm İzmit'te bu iş gitmeyeceğine göre anladım. Geldim buraya 5-6 seneden beri bu işi yapıyorum. Kendi koyunları. Kendi koyunlarım, kendi keçilerim. Bura tabii Kandıralı mısın? Tabii buralım, köylüyüm, baba köyünden. Buranın çocuğusun. Evet. Hangi köydensin? Baba köyünden. Baba köyünden. Oo baba köy. İsmi de evet. Kim koymuş baba ya? Ya işte dedelerden kalmış. Kalmış. Azıkta ne var? Spor bir çanta sırtına almışsın. Azıkta var. Allah'ın verdiği bakmamız var. Lazım. Şimdi bakmamız lazım. Allah bugün ne vermiş? Bakalım. Bakalım. Bakalım abiciğim. Bakalım. Belki bizim de dişimize uygun bir şey çıkar o çantadan be abi. Burada ekmeğim var. Of. Ekmeğim içerisinde sabahleyin bir şeyler yaptık.
Ekmek köy ekmeği mi, hazır ekmek almışsın? Kandıra'dan aldık ya. Kandıra'dan aldık. Kandıra. İşte içerisine böyle yumurtalı, tereyağlı. Abi bunda yok yok ki ya. Yaptım, getirdik. Of. Sonra termosun var. Teknolojik çoban. Var, Ramiz abiye bak, Ramiz abiye. Oh. Şöyle sıcak bir çay çek bakayım Ramiz abi. Çayım var. Öğlen vakti geldi. Biliyorum. Sen iç, şöyle sen içeceksin. Buyurun. Sen içeceksin. İç bir keyif çayı. Hop, of. Çaysız olmaz diyor. Yok, yok. Bitti bu kadar. O bu kadar. Başka bir şey. Meyve bir şey yok. Ya meyve ben her şey, bayırlarda töngen her şeyi yiyorum yani. Muşmala, her şey, kestane, böyle bir şeyler yiyorum ya. Ne yapacağım meyveyi? Kaç keçi, kaç koyun var? Şimdi aşağı yukarı 15 tane kadar keçim var. 17-18 tane de koyunum var. Kaç saat güdüyorsun? 2 tane de kayınçıların koyunları var. Kaç saat güdüyor? Ya şimdi genelde saat 10'da çıkarırım. Akşam 5 gibi gelirim ben yani. Hey! 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 Onda öyle yaptığım zaman keçiler hepsi gelirler şimdi bu tarafa. Gelecek mi şimdi keçiler? Hey! Bekliyoruz değerli izleyiciler. Hey! Ramiz abiyle bekliyoruz. Hadi bakayım ne kadar. Ben de var mı? Hey! Ha 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 ha. Hey! Hani bizi iplediği yok keçiler. Değerli izleyiciler, yavaş yavaş keçiler ormandan doğru gelmeye başladı. Haydi, 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 haydi. Hey! Onlar geldiler şimdi de. Biraz da sabahleyin olduğu için, karınları aç olduğu için. Ama bakıyorlar böyle abi. Tabii, ben şimdi şu tarafa doğru gitseydim beni görüyorlar. Oo, gel abi şöyle o zaman. Beni görmeseler. Evet. Onlar geldiler. Allah Allah, görünce tabii, diyorlar garanti. Ben şimdi hiç onları gütmem, onlar beni gidiyor. Allah Allah. Tabii ben şimdi giderim o tarafa önlerinden. Sen onları gütmüyorsun, onlar beni. Onlar sana bakıyor. Evet. Ne olur ne olmaz, patron nerede diyor. Ha, vay be, vay abim be. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Dört tane dişi, bir tane erkek getirdim. Bu sene 15 tane sattım. Adaklı falan satıyorum. Bunlar ikinci yavrular. İki kere yavru yapıyor bunlar. Sütleri? Sütleri de akşam bir kilo, sabah bir kilo veriyor. Allah bereket versin. Keçi mi koyun mu? Ya rahatlık bakımına koyun. Ama dersen ki yok ben biraz dağlarda gezeceğim dersen o zaman koyun yapmayacaksın, keçi yapacaksın. Sütü çok pahalı. 10 liraya satıyorum kilosunu. Tabii. Maşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, Kocaeli'deyiz, Kandıra'dayız. Çamların içinde yaklaşık 1500 rakımda. Ramiz abi işini bulmuş, emekliliği almış. Ya, bir tarafta koyun, bir tarafta keçi. Evet. Mutluluktan uçuyorsun ya abi. İşte birkaç sene daha yaparız inşallah. Hadi bakalım, hayırlı i̇nşallah. Olsun. İnşallah. Öpelim sağ olsun abi. Sağ ol. Bir hadi, daha şöyle hadi. Bir tarihi bir çoban atışması yaparak bir seslen bak. Hey! 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 Hayt! Akşam olur. Çak, hadi. Çak o zaman. Görüşürüz. Çak Ramiz abi. Hadi görüşürüz. Çak, hadi bakalım. Yürü hadi, bakalım gideceklerin peşinden. Hadi. Yürü bakalım Ramiz abi. Hadi Allah emanet ol. Kolay gelsin. Sağ olun. Senin denizde olman gerekiyordu. Karadasın yalnız. Bu sene balık yok. Balık yok mu? Yok. Ciddi mi diyor? Niye yok? Yandıman yok. Abi Karadeniz'de balık yok. Marmara'da balık yok. Kiraç gibi bir su vardı. Değişik bir su vardı. Allah Allah. Ondan. Sebebi ona bağlı. Her tarafta ona bağlı herkes. Abi alanda kaç bin balıkçı var? Kaç tane tekne var? Kaç kişi buradan ekmek yiyor? Bir teknede en az 5 kişi. Kaç tane tekne var? Şöyle gördüğüm kadarıyla bir 150 tekne var. Tekne bazen daha da çok oluyor. Limana sığmıyorlar. Dışarıdan gelenler var. Doğu Karadeniz'den. Marmara'dan gelenler var. Bandırma'dan gelenler var. Balık durumuna göre ya limanda. Balık durumuna göre. Değerli izleyicilerimiz, hani meşhur bir laf vardır ya, denizden babam çıksa yerim diyorlar.
Denizden bu sene balık az çıkıyor diyorlar. Tabii ki Kandıra deyince, Kevken deyince, Karadeniz sahilleri deyince balıkçılık da burada önde geliyor değil mi abi? Evet, evet. Hangi köydeyiz? Balganlı Köyü. Balganlı Köyü. Kaç yıldır abi, kaç yıldır böyle denizlerdeyiz? Kaç yıldır? Ben 30-35 senedir denizdeyim. 35 senedir deniz. Saçları döktük mü? Neyi? Saçları döktük mü? Dökmedik. Bakalım. Kontrol ediyoruz abi her kepkeni. Saçlar beyazlıyor. İsim neydi abim? Hüseyin Üretür. Hüseyin abi maşallah. Tekneyi yeni yaptırmışsın. Evet, yeni yaptım. Hayırlı olsun. Balık yok diyorsun ama sektörde büyümeye devam ediyorsun Hüseyin abi. Ya yapacak bir şey yok işte. Şeye yetişeceğiz yani. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ayak uyduracağız. Evet. Böyle bir tekne kaça mal olur abi söyleme sahip? Valla bitmiş hali 1 trilyonu buluyor. Ne diyorsun abi? Evet. O 1 trilyonu peki kaç yılda toplayacaksın? Allah bilir. Allah bilir. Denizdeki balıklara bağlı. Şimdi burası çok güzel bir liman böyle. Gerçekten hoş bir liman. Evet. Boy boy tekneler var. Ama balıkçılıkta da maalesef bir türlü yüzümüz gülmüyor. Gülmüyor. Evet. Bu kadar etrafımız denizlerle çevrili. Bugün de herhalde çıkmadınız. Çıkmadık. Çünkü balık yok diyorlar. Balık yok. Balıklar yasak bölgede. Onun için de biz yasaklara uyduğumuz için çıkmıyoruz. Ortalama bu tekneden kaç kişi ekmek yiyor abi? Bu tekneden tayfa olarak gırgıra çıkarsan 15 kişi en az. Gırgır avcılığı yaparsan. Tirola çıkarsan 5 kişi 6 kişi ekmek yer. Ama bunların aileleri de var tabii bu arada. Bu bölgeden fazla hangi balık çıkıyor? Bu bölgede en fazla palamut çıkar, mezgit çıkar, istavrit çıkar, çinekop çıkar. Peki abi, gıdada üreticiden tüketiciye çok böyle masraf oluyor. Şimdi siz üretici sayılırsınız. Evet. Mevla veriyor, evet. Siz çalışıyorsunuz ruhsatınızla bilinen kimlikle. Evet, aynen. Bize kaç katına geliyor balık? Yani sen buradan palamutu canlı çıkardın, ben kaç para yiyorum? Ya yarı yarıya fazla yersin. Neden? Sen çünkü 3 el değiştiriyor. Yani biz tutucuyuz, komisyoncu satıyor. Esnaf balık halinden alıyor, tezgaha götürüyor. Tezgahçı da orada üzerine koyuyor. Herkes ekmek yiyor yani. Sen için... de balık yiyor mu? Yiyorum tabii. En çok hangi balığı yiyorsun? Valla hepsinden yiyoruz biz. Hepsinden yiyoruz. Hüseyin abi çok teşekkür ediyoruz. Yılların kaptanı değerli izleyiciler. Evet. Var mı bir mesajın? Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, gönül isterdi ki Kandıra'da Karadeniz'in o fırtınalı dalgalarının içinde ağ atalım. Şöyle balıkları teker teker çekelim, ancak bugün dinleniyorlar. Çünkü denizde fazla balık yok. Karadeniz'de biraz dalgalı, işi riske atmamışlar. Kaptan abi görüyorsunuz köşkte oturuyor. Abi hayırlı olsun tekne senin. Sağ ol, teşekkür ederim. Tekne senin. Benim teknem. Balığa çıkmadığın günlerde de oturuyorsun bakıyorum tekneden, ne olur ne olmaz diye. Ne yapalım, bekliyoruz burada. Meşeden mi abi bu? Öyle gibi bir şey. Abi hidrolik mi bu ya? Hidrolik. Evet. Allah Allah, nasıl kullanıyorsun kaptanım bunu? Bunu çeviriyoruz böyle işte. Allah Allah. Elektrikli olan da var burada, elektrikli. Aslında bunu kullanıyoruz yani. Öyle mi? Elektrikli böyle yapıyoruz bu şekilde. Abi teknoloji de gelişti ya. Evet. İskele bölümü, sancak yani bölümü. Yani nasıl oldu? Süs oldu değil mi? Usulen var diyorsun. Usulen var bu yani. Ama bunda da kullanabiliyorsun. Evet, evet, bunda da kullanıyorsun. Yani otomatik, yarı otomatik, full otomatik. Evet. Manuel gibi bir şey. Allah Allah. Abi şimdi bunlarda ne var? Teçhizat nedir mesela? Karşıdan gelen radar, madar var mı? Denizin altını üstünü görüyor musun abi? Evet, radarımız bu. Açalım. Tip radarı. Kaç metreye kadar görüyor? Görür. Derinliğine göre görür. Şu an. Derinliğine göre görür. Ha, şu altta. Şu an burası. Telsizim var. Tersimiz orada. Diyelim abi açıldın, Allah muhafaza, yalnız dalga aldı seni götürüyor. Rusya'ya doğru gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Dalga bizi götüremez be. Kadar, niye? O kadar kolay değil. Allah tekneye güveniyorsun abi. Sandal mı bu diyorsun yani, değil mi? Ya, o da kadar cihazlarımız var. Arkadaşlarımıza haber veririz. Bir şekilde kurtarırlar yani, öyle bir şey öyle olsa. Mi? Tabii. Can gönlümüz sağlam yani. Kaç kilometre yolu yaptın bu zamana kadar deniz mili? Bilemem. Günlük gidişin yani, teknenin hızını söyler. Ha, hızını söylüyor. Hani arabalardaki gibi şu kadar kilometre yapmışım gözüküyor. Öyle bir şey yok. O saat var bizde işte. 1250 saat çalışmış tekne geldiğinden beri. Vay maşallah abicim ya. Yani bir sene oldu mu geleli? Tam bir sene oldu. Bir sene oldu. 1250 saat. Çok az, saat. Az çalışmış. Az mı? Az. Hayırlı olsun abi. Çalışmış. Kurtarsın yeter yani. Kurtarmış. Bir sür gidek.
değerli izleyicilerimiz, Kocaeli'nde Kandıra ilçesinde Bağrı Kanlı, kimilerine göre Bağrı Kanlı'dan geldiği söyleniyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 60 yıllık evli bir çift. İsim neydi Hacı abi? İbrahim Yılmaz. Fahriye Yılmaz. Kaç yıllık biliyiz? 60 yıl. 58'den beri. 60 yıl. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Kaç çocuk var abi? 3. 3 tane çocuk var. Biri... Hani baban muhtar mı diye soruyorlar. Sen evet. Muhtar babasısın. Evet. Doğru mudur? Doğru. Mutluluğun sırrı? Mutluluk. Mutluluğun sırrı mutluluk. Evet. Anne mutluluğun sırrı? Mutluluk. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Şöyle bir elini tut yengenin ya. Ha şöyle bir el ele verin. Allah'a şükür. Evlatlarımızdan çok memnunuz. Çok memnunsunuz. Şükür Allah'a. Bu kaç yıldır böyle fırında ekmek yaparsın? Küçükten beri. Neden? Küçüğümüzden beri. Anadan babadan dededen bildiğimizden beri böyle. Öyle mi? Evet. He. 100 senelik. Aşık mı oldun da aldın? Hayır. İsteyerek aldım. Sonradan mı aşık oldun? Sonradan tabii. Sonradan ha? Evet. Annenin babanın verdiği verdikti o zaman. İyi, mutlusunuz. Şükür Allah'ıma. Hava güzel, su güzel, sahil güzel. Allah'a şükür. Bu yaşa kadar mutluyuz Allah'a, Allah'a şükür. İyi, biraz sonra şimdi böyle köy ekmeği Allah'a yiyeceğiz. İnşallah. Şimdi neler yapacaklar? İnşallah. Böyle gelinler, kardeşlerin, kızların neler, ne ekmeği pide, yapacaklar? Pide yapacaklar. Pide. Ne pidesi? Mancarlı pide, peynirli pide, patatesli pide. Oh! Oh, ekmek. Yani diyorsun ki Kastamonu'da bir ilçeci de ancak diyorsun Bağrı Kanlı'da yenir pide. Evet, Bağrı Kanlı. Birazdan afiyetle yiyeceksin. İnşallah. Pancar mı, mancar mı abla? Pancar. Pancar. Pancarla mancar. Ne, malzeme ne burada şimdi? Bir pancarımız var, soğanımız var. Bir de yoğurt atılmış. Yahu, tuzlu, karabiber, pul biber. Hepsinden var yani. Burada başka şeyler de görüyorum. Bu nedir ablam? Bu da peynirimizdir. Peynirli. Var, evet. Bu da peynirli. Kendi peynirimiz. İnek. İçinde doğru, evet. İnek peyniri. İnek peyniri. Şu nedir? Evet. O da patatesimiz. Soğanla patates. Patates, soğan diyorsun. Evet. Üç çeşit pide yapacağız. Üç çeşit pide yapacağız. Bir de köy ekmeği yapacağız. Köy ekmeği yapacağız. Lokum yapacağız. Lokum? Lokumunuz getir da var. Getir bakayım şu lokumu nedir annem bir göster bakalım lokumu. Abla kolay gelsin. Sağ olun. Kapama pide gibi yaptın ya. Evet. Lokum diyorsun. Ne var içinde bu lokumun? Peynir mi var? Peynir lor var karışık. Peynir lor. Evet. Peynirli lokum. Evet peynirli lokum. Patatesli falan da oluyor mu bunun? Olur. Yapsan olur. Yani içine hangi malzeme koyarsan evet. Diyorsun sonunda lokum olur. Evet. Ona göre değişir diyorsun. Evet. Evet. İstediğim koyabiliyorum. Vallahi kaç yıldır ekmek yap. Muhtarın eşi misin sen abla? Evet. Nasıl muhtarlar? İyiyiz Allah'a şükür. Ya muhtar nerede ya? Muhtar abi gel şöyle ya. Gelenek midir burada bu? Bağırganlı'da böyle pide, pancarlı kesinlikle. Ekmek, kesinlikle ekmek. Ve iddialıyımdır. Bağırganlı pidesi meşhurdur. Meşhurdur diyorsun. Kesinlikle. Üstüne pide kimse yapamaz. Yapamaz. Diyorsun. İyi. Ara ara yapıyor mu yenge pide? Her haftada bir yaparız. Haftada bir yapar yersin. Yaparız. Evet. İyi abi ya bakacağız göreceğiz. İnşallah. Tabii, abla bu işleri hep böyle güçlü kuvvetlere veriyor. İşin zorunu sana verdiler. Zor. He? Zor biraz. Yani biraz zor böyle da. Kol gücü gerekiyor buna. Evet aynen öyle. Şimdi kıvamına geldi mi? Geldi. Şimdi bırakacağız pideleri. Şimdi ne atacağız önce? Son süpürdü. Pidelerimizi atacağız. Pideleri atacağım. Pideler erken çıkıyor bildiğim kadarıyla. Çeke öğrendim değerli izleyiciler. Pide 10-15 dakikada çıkıyor. Ekmek bayağı uzun sürüyor. Evet 1,5-2 saat. Ekmek 1,5-2 saat. Evet. Genelde de bu tür çekimlerde değerli izleyiciler ekmeği yemesinler diye 1,5-2 saat sürüyor diyorlar. Ondan sonra çekimciler gidince 15 dakikaya çıkartıyorlar. Anne şu ekmeği de görelim ne atacaksın? Ha. Bu da ekmeğiniz. Böyle tabii her zamanki gibi evet. Teneka kabının içine orijinal olsun evet. Diye. Evet. Çok evet. Güzel ya. Çok, güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler. Bağırganlı'dayız. Şimdi fırın şu anda kıvamına geldi. Önce pideler atacak. Mancarlı pide, patatesli pide, peynirli pide atılacak. Sonrasında da lokum atılacak. Ekmek atılacak. Hep birlikte o böyle buram buram tüten özellikle pideleri yiyeceğiz değerli izleyiciler. Kameraman Murat düşmezse. Pişiriyorsun. Pişiriyoruz. Bir saat oldu. Evet. Gene pişecek. Yanmadı. Kontrol et bakayım şunu. Şunu bir kontrol bak, et ya. Çok güzel. Bir kontrol et bakayım. Bak yanık değil. Çok güzel. Bu pişti mi şimdi bu? Bu pişti. Nereden anlayacağız piştiğini? Üstünden belli, içinden belli. İsmi neydi eniştenin? Fahri. İbrahim Yılmaz. İbrahim Yılmaz abi. İbrahim Yılmaz Bey. Dikkat İbrahim Yılmaz Bey. Ağırganlı'da pidenin olup olmadığına İbrahim abi karar veriyor. Eğer o pişti diyorsa pişti. Pişmedi diyorsa pişmedi. Bir kontrol et abi. Pişmiş. Yiyince anlarsın abi. Dokunmayla nasıl anlıyorsun ya?
At bakalım ağzına biraz. Bakayım ver kopar. Sıcak. Dokunmadan bile ağzına. Kopar. Tabii. Üstten kopar. Şuradan. Kopar. At bakayım ağzına. Yanma. Sıcak ama. Üfle. Bak size bir de. Pişmiş mi? Çok güzel. Anladın mı? Evet. Evet değerli izleyiciler, pancarlı pide. Allah'ım gel Murat gel. Gel gel şu güzelliğe bak bak gel. Gel. Evet. Bağırganlı'da bir taraftan traktörler arabalarda geçiyor değerli izleyiciler. Hareketli bir köy. Kandır'ın en hareketli köylerinden. Annem bu da pişmiş herhalde. Evet. O da pişmiş, o da pişmiş. Şunların güzelliğine bakın. At gelsin değerli izleyiciler. Biraz sonra bunların patateslisi çıkacak. Çekeceğiz. Peynirlisi çıkacak. Çekeceğiz. En sonunda da lokumu çekeceğiz. Sonra da ekmeğe atacaklar. Ekmekleri göreceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda Kandıra'dayız. Hangi köydeydik ablam, sen söylesin. Bağırganlı. Bağırganlı. Evet. Ablacığım işine geleni duyar, işine geleni duymaz. Lakabı o. İsim neydi? Nevriye Tuncay. Bak Nevriye Tuncay ablam. Doğru mu? Yalnız bu fındık, her yerde fındık olmaz. Burada yoksa fındıkçılık da mı var? Evet, burası fındıkçı zaten. Allah Allah. Evet. Kavurma fındık ne zaman çıktı bu ya? Evet değerli izleyiciler, fındık var, ceviz var. Allah'ım burada yok yok ya. Yok yok burada. Ayıp da kalmışsın kardeş. Evet değerli izleyiciler, şu ekmeği alayım abi. Evet değerli izleyicilerimiz. Bağırganlı köyünde fındık var. Evet. Kestane var. Hurma var. Bancarlı ekmek var. Patatesli ekmek var. Portakal var. Balık var. Ekmek var. Niye var 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 da yok yok? Çünkü gönülleri zengin. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru, doğru. Doğru mu Nevriye anne? Evet çocuğum, evet. Doğru. Evet çocuğum, doğru. Görsün sıcak kanlılar. Bu ekmeğin çıkmış hali değerli izleyiciler. Yaklaşık 3-4 kilo. Muhtarım getirsen de böyle gel. Muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bağırganlı muhtarımıza. Evet, bu olmamış hali, bu olmuş hali. Az sonra fırına girecek. Nevriye annem kameraya çok alıştı, bir şeyler söylemek istiyor. Ev dediğim ekmeğim oldu, bir tane sığır hediye ederdim. Yok ekmek. Allah razı olsun, bizde var. Aldık gidiyoruz, tamam mı? Benim yavrum, tamam. Gidiyorum. Güle güle gidiyorum. Evet, ağızlarına sağlık, yüreklerine sağlık, emeklerine sağlık diyoruz. Allah buradaki ablalarımıza, abilerimize uzun, sağlıklı ömürler versin diyoruz. Gördünüz değerli izleyiciler, bu güzel köyümüzden, bu güzel insanlardan hepinize saygılar ve sevgiler.